Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 3'e hoş geldiniz. Şöyle bir bakıyorum, son şeyleri bir yapıyorum, kontrolleri okey, kayıttayız, her şey harika, güzel. Evet, GTA 3'e hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi gözleri kanatan bir kare şeyinde oynayacağız, hızında oynayacağız. Büyük ihtimalle bu ve sonraki video bu şeylerde olacak. Ses hala azıcık fazla mı ya? Ben mi şey... Tamam, böyle olabilir. Evet, azıcık gözlerimizi kanatacak. Bu ve sonraki video bu ayarda olacak. Ama lütfen dördüncü video için yorumlarınızı yazın. Ne yapmak istediğinizi, ne etmek istediğinizi yazın. Arda arda çektiğim için bunları. Öyle. Evet, devam ediyoruz bakalım görevlerden. Neler var, neler yok. Şey de çok ilginç oluyor. Yani şimdi gireceğim sinematiğe ve karakterin kendisini görüyor olacağız ama karakter konuşmuyor olacak. Yani Half-Life'de en azından birinci şahıs açısından görüyorduk falan. Yani karakterin kendisi, neyse bakalım. Ne bakalım nasıl olacak. Bir immersion eklemeye çalışıyorlar. Bir oyun içine girmemizi istiyorlar ama. Aynasız parti. Hadi bakalım. Merhaba dostum. Aha. Anladım. Hep yukarıdan bakıyor bu herif ya. Aha. Polisler kafayı yemeden önce mi bulayım diyorlar. Aa, şey var. Bak, bu sefer tüm şeyleri duyuyoruz. Aynasız partisinde 4 kız ne? Tamam. 4 tane kız götüreceğim herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Atla bakalım. 4 kapılı bir araba var. Evet, şeyi bilmediğim için, şu an haritayı da göremediğim için hangisinin daha yakın veya daha uzakta olduğunu anlayamıyorum. Ama en azından araba sürüşlerimiz birazcık daha dengeli. Hop, yanlış tarafa geldik. Evet. Evet, kare hızı az. Kare hızı az olunca ne oluyor? Geri vites yapabiliyoruz. Aslında dün düzeltmiştim bunu. Kare hızı sorunların hepsi oradaydı ama geri vites yapabiliyorduk. Atla bakayım. Okey, hallettik. Güzel. Oyunun kontrollerine azıcık alışacağız. Gözlerimiz yine yanmaya devam ediyor ama sanırım bunun dışında yapacak bir şey yok. 3 tanesini bu şekilde götürmüş oldum. 2 tanesini. 2 kişi götürdüm. Ha, 5 dakika içinde bunları kafayı çekecekler. Onları kafayı çekmeden hepsini götürmem gerekiyor. Anladım. Ben buradan karşıya geçebiliyor muyum? Geçiyorum. Hop. Hemen bu tarafta birileri varmış. O tarafa gidelim o zaman. Evet, yine bir takım bir şeyleri kırdık. Gel bakalım bebek. Trafik ne tarafa akıyordu ya? Memlekette azıcık alışmışım. Başka yönlere. Öyle olunca şey yapmak zor oluyor. Ne taraftan süreceğimizi anlamak zor oluyor. Burada solda. Bilmeyenler varsa. O yüzden mesela şeyle çok komik oluyor. Bir arkadaşımın arabasına falan bindiğim zaman yolcu koltuğuna biniyorum. Sağ tarafta oluyor ama benim için orası aslında sürücü koltuğu. O yüzden şey oluyor yani. Panik oluyorum. Gaza basmam lazım. Direksiyonu kullanmam lazım. Bunların hiçbirini yapamıyorum. Ve araba ters yönde falan gidiyor. O yüzden arabalara o kadar çok binmiyorum. Otobüste falan sıkıntı olmuyor. Çünkü Kıbrıs'ta hiç otobüse binmediğimiz için binecek bir yer de yok. Evet, bu da bir takım Kıbrıs bilgileri. Kıbrıs facts. Bilmenizi istemedikleri Kıbrıs facts bunlar. Bir takım gizemli bilgiler. Alüminyum kafalardan geçmeyecek. Cevapmayacak. Gizemli bilgiler. Değil mi? Bir şeyler oluyordu. Okey. 3 kişi daha götürdük. Sanırım zaten 4 kişi götürmem gerekiyordu. O polise çarpmasak iyi olur. Hikayesini falan merak ediyorum, acaba nasıl bir şey var, çünkü ilk 3 boyutlu hikaye olduğu için hepsini götürmem gerekiyor. Anladım. Hepsini götürmem gerekiyor sanırım. 2 dakika mı kaldı? Oğlum, ben nereden bileyim 2 dakikam kaldığını? Ya 2 dakikam kaldığını bilebiliyorum da. Şuradan geçeyim o zaman. Arabanın da içine ettik bayağı. Ben yani toplamda 4 kişi götür, tamamız
bekliyorduk herhalde falan. Yoksa zaman bitince 4 kişi olsa yeter mi? Yoksa geri mi almam lazım? İlginç. Lan yukarıda mı bu? Yo, aşağıda demiyorum, yukarıda mı? Arabanın içine ettim ha. O tarafa gidemiyoruz. O, vakit kaybediyorum şu an. Muazzam vakit kaybediyorum şu an. Sol tarafa git. Diğerini sonra alırız. Sonra alırız. Bir köprü meselesi bizi mahvetti, mahvetti. Umarım senin köprünün bir tarafında falan değilsindir. İlginç bir şekilde bu yerlerin bir kısmını hatırlıyorum. GTA 3 gizemleri de gelir ha biz bu oyunu bitirdikten sonra. GTA 3 gizemleri de gelir. GTA 4 gizemleri de gelir. Ama GTA 3'ün ve GTA 4'ün %100'ünü hemen yapmak istemiyorum. Yani şu an sadece onlar için hikayeyi oynamak istiyorum. Ulan acaba Mission Failed mi olacağız? Çok merak ediyorum şu an. Neyse sadece hikayelerini oynayıp bitirmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi daha önce yayında, videolarda falan hiç bitirmedik. GTA 4'ün yarım kaldı. GTA 3'e de bir başladık ve o kadar. Gel bakalım. Herhalde geçemeyeceğim şu an ama. Deneyelim ne olur ne olmaz. Her türlü geçemeyeceğiz zaten. Allah Allah, hepsini mi almamız gerekiyordu cidden? Görev tamamlandı. 2500 dolar. Aa okey, tamam, tamamladık. Oğlum tamamlandı desene. Ha, götürdüğüm kişi kadar mı? Sayısı kadar mı acaba şey alıyorum? Neyse bir azıcık bir limonata içelim o zaman bunun üzerine. Tamam ya, oyunu böyle oynayabilir. Ya ben okeyim oyunu böyle oynamaya kara hızıyla. Çünkü kornaları duyuyorum, şeyleri falan duyuyorum. İnsanların diyaloglarını falan duyuyorum, ses efektlerini duyuyoruz. Daha önce duymuyorduk bunların hiçbirini. Kara hızı nedeniyle şey oluyordu. Ama artık bundan sonra paşa paşa bu kara hızında oynayacağız. Gözümüz azıcık acıyacak. Evet, şu arabayı da halletsek mi acaba? Ne lan? Alo, yozlaşma mı? Merhaba, Marty Chunks. Keşke sevilseydim. Araba hazır duruyor. Bari şuradan mı koşuyorduk o oyunda? Aa saçma ki, dur bunu değiştirelim ya. Burada yerler. Koş nerede abi? Koşma nerede? Lan right shift'ten koşma mı olur? Hem right shift hem left shift oldu şimdi. Left shift neydi acaba? Hah, artık buradan da koşabiliyoruz. Yok 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 yok. Şu araba. Ohohoho, mis gibi. Arabalara bayılıyorum. Yok yok yok, böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Merhabalar dostum. Son derece güvenli ve hiçbir şekilde şüphe uyandırmayan arabama binmek istemez misin? Ay, içerideymiş, tam da değilmiş. İçeri mi girmem gerek? Okey. Buna mı gibi ineceğim? Anladım. Git ve banka yöneticisiyle konuş. Anladım, bu arabayla. Banka yöneticisini hep bu arabalarla mı alırız? Çok klasmışız. Evet. Hoş, bu FPS problemi
Çalışırken, işte ders çalışırken, işteyken falan dinleyen ahbaplarımız için çok bir sorun oluşturmayacaktır ama geri kalan ahbaplarımızın gözleri için şu an bir şey yaptık yani, bir küçük bir... Çünkü benim de gözlerim şey oluyor. Ama alışırız. Eski bir film izlermişiz gibi düşünün. Böyle 60, açmışsınız televizyonu, bilgisayarı. 60'ların, 40'ların, 50'lerin bir filmini izliyorsunuz. Öyle düşünün. İçeri mi gireceğiz? Lan sen yürüyerek de giderdin. Geri zekalı. Burada oraya yürüyerek gitmez miydin? Yok, ben bunu aldım. Yok, aynı yere geldik zaten. Yani saçma. Aha. Kanattan kurtulmak için arabayı eziciye götür. Bu arabadan çık. Vinç arabayı alacaktır. Anladım. Teşekkürler. Dur bakalım. Gönül isterdi ki Vice City Stories ve Liberty City Stories'i de oynayalım ama onlar sanırım PSP'ye falan çıkmışlar, yani farklı yerlere çıkmışlar. O yüzden onları oynamak azıcık sıkıntı olabilir. Bakalım yine de bir yolunu bir şeyini bulursak oynarız. Yoksa PlayStation'a mı çıktı? Emin değil, hiç emin değilim. PlayStation'a çıksalardı, sadece PlayStation'a çıksalardı sanırım bilgisayarda en sonunu çıkarırlardı. O yüzden çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Buralarda bir yerde silah var mıdır acaba? Ne var orada? Ha, içeri atacak, anladım. Bu ne lan? Arabanın ön kısmına git yapmışız zaten. Uçurmuşuz. Aha. Evet, tamam, 1000 dolar da buradan aldık. Hadi bakalım. Bu ne? Gösteren alana park et ve araçtan çık. Araba izleyecektir. Anladım. Acaba buralarda güzel bir şeyler var mı? Burayı da görebiliyorum. Burada da bir iki dedikodu dolaşmış olabilir yani. Bir şeyler geziyormuş, birileri varmış ama çok da anlamıyorum, GTA 3'te neler olabilir diye düşünüyorum. Bir şeyler var, bir şeylerin olduğunu biliyorum bu arada. Önden araştırmamı yaptım. Farklı karakterler, farklı kişiler, farklı varlıklar var. Vice ve San Andreas'a kadar çok olmasa da yani bir şeylerin yine dedikodusu, söylentisi var. Ama o kadar fazla yok. Yine de her türlü bakarız. Bin bakalım, burada van var sadece elimizde. Bir var, bir limonata daha için. Arabanın ismi Pony'miş. Bir eve gidelim önce. Bu waypoint falan da koymadığımız için, bir hedef falan da koymadığımız için arabanın gidebileceği. Anladım. Şöyle gidelim. Buraya hızlı öğreneceğiz gibi abi. Bu şehir sanırım azıcık daha küçük. O yol için hızlı hızlı öğrenebilirmişiz gibi geliyor. Ya ta buradan GTA 5'e kadar uzamış her şey. Buradan GTA 5'e kadar. Aa, polise çarptım. Ha, aldı, okey dedi. Ben yok. Benim sevdiğim dostum. Aa, hala şey yapmadı. Wow. Demek ki save deyince olmuyor. Okey, tamam, ben göreve gireyim o zaman. Ne oluyor lan? Korktum, bir şey oldum. Bir azıcık sapıttık yani orada. Gidelim C'ye, Joey'ye gidelim. Aa, Joey. Şey mi bu Joey? Salvador'un oğlu olan Joey mi? CJ'in birlikte çalıştığı, Liberty City'ye gelip birlikte çalıştığı. Aa, Salvador da olacak yani burada.
Evet tabii canım. Şu an üçlemenin efsane üçlemenin yani Vice City, şey, GTA 3 Vice City San Andreas üçlemesinin değil mi? Daha oynamadığımız parçasını oynuyoruz. Bütün o karakterlerle bir şekilde karşılaşacağız. Hocam olmuyor mu ya? Telefon ne ya? Hırsızlar. Ne olduğunu anlamadım ya. Bakalım bir görev yazıları. Çıkabiliyor muyuz? Burada güzel bir araba vardı. Hadi bakalım. Yo, burada bir tarım yine aynı arabayı alacağız. Ha, koşabiliyoruz evet doğru. Koşma şeyini kullan. Adamın da konuşmasını şey yaptık ya. Tam diyecek lan bu gizemli telefonlar nereden geliyor? Nereden? Kim arıyor bizi? Git bu hırsızlarla buluş. Tabii. Evet yani o okey. Ne zaman yapmadık ya? Ben geçemiyoruz. Selam. Hırsızsınız sanırım. Ne var hırsızlar? İçinde yok, yemek fabrikasına götür. Yemek fabrikasında sürekli insan mı kesiyorlar acaba? Oranın bütün olayı bu mu? Sanırım bu. Açalım bakalım. Gidin bakalım, içerisi güzelmiş. Öyle diyorlar. Biz bir vigilante görevi mi yapıyoruz şu an böyle? Toplum mu şey yapmaya çalışıyoruz? Bunda mı? Adam kanatlardan kurtulmak için arabayı yeniden boya. Anladım. Güzel. Okey. Evet yine burada da deli gibi sürüyorum artık yani madem frame rate'i açtık. Nasıl patlayacak? Nereden patlayacaksa patlasın. Değil mi lan? Yanlış yerde ben. Ha bir aşağı, okey. Hadi bakalım boya. Yeni motor ve boya, polisler seni tanıyamayacak. Tanıyamıyordu zaten. Yok yani böyle bir şey. Bloody Choppers Live denen bir şey var. Genç GTA 3'ün böyle her şeyini de ayrı ayrı incelemek istiyorum ama. Bakalım. Evet ya bazı şeyler çok aynı ya. Yani Liberty, GTA 4'ün Liberty City'si ile GTA 3'ün Liberty City'sinde bazı şeyler aynı gerçekten. İlginç bir hava katıyor o da. İlginç bazı duygular katıyor. Ne oluyor? Arabayı buraya, ha, oraya mı park edeceğim? Hafif kapıya vurarak getirdim ama arabadan çık. Görev tamamlandı. 3000 dolar. Hocam. Ne mi ya? Ulan bir sevleseydim be. Ama çok da bir şey yok gibi. Eş. Hadi bakalım. Anladım. Oo. Classic Nails and bring her back to the factory.
Onun eşini öldüreceğiz ya. Yine arabayı mı alacağız oradan? Kamsayar hangi dangidik arabayı verecekler bize? Geçen seferki araba mı? Yok, değil. Emin değilim. Farklı görünüyor, farklı hissi var. Dandik bir araba değil de klasik bir araba kullanıyormuşum gibi hissediyorum şu an. Uzaylı, gizemli uzaylı filminde devlet ajanları sanki bu arabanın siyahıyla dolaşıyormuş gibi bir his var içimde. Ya böyle Winchester kardeşleri bu arabayla gidiyormuş gibi bir his var. Ne var hanımefendi? Eşiniz adına sizi öldürmeye geldim. Lan kerhane mahallesinde dolaşıp eşi. Anladım. Saçınızı yaptırırız hanımefendi. Orada hiçbir sorun olmaması gerekiyor. Hanımefendi arabayı patlatayım mı? İçinde bulunduğunuz arabayı da patlatabilirim. Böyle sanırım böyle bir seçeneğimiz de olacak ileride. Yani bu şekillere belki şey alabiliriz. İşte hanımefendi çok ters sürdü arabaya gibisinden. Veya wow Liberty City trafiği gerçekten berbatmış diyerek. Görüntüler de kayıyor ha. Aha. Ne yapacağız araba bu sefer? Lan bunun sigortasını nasıl alacaksın ki? İçeride doğuracaksınız kadını. Arabayı al denize at, böylece kanatlardan kurtulmuş olacaksın. Araba patlayabilir de yani. Patlamak üzere zaten. Lan deniz nerede? Denizin nerede olur ben bilmiyorum ki. Çünkü göstermiyorsunuz abi, harita yok. Denizin nerede olur ben nereden bileyim? Aman seyirler, dikkatli sür. Dikkatli sür. Dikkatli sür. Deniz şu tarafta herhalde. Sağ tarafta falan. Neyse eninde sonra denizde ulaşırız da. Denizin nerede olduğunu bilmiyorum abi. Göstermediniz çünkü. Portland'ın merkezi. Şu an Portland'dayız. Yani liman şehri. Ama denizi göremiyorum. Lan denize atsam ben yüzebilecek miyim ki? Tommy Vercetti gibi ölmesin bu herif. İleride bir şey görüyorum. Bir su kütlesi var. Nereye gidiyoruz acaba ya? Aha. Lan! Çok korkuyorum şu an arabayı denize atamadan patlatacağız diye. Görev tamamlandı. Çık lan içeriden. Öldük. Ölmemiz çok da bir şey fark ettirmedi zaten ama. $1000 kaybettik. Okey ama görevi tamamladık. Güzel, ver bakayım arabayı. Portland'ın merkezi. Ben gidip bir sevdiceğim. Öldüm çünkü az önce. İnsan öldükten sonra bir evine gitmek istiyor yani, ne diyeyim, ne değil mi? Kim bana haksız diyebilir ki? Sen öldükten sonra bir evine gitmek istiyor. Kare sınırlayıcısını kapattıktan, açtıktan sonra yani kareyi sınırlandırdıktan sonra frame rate'i oyun daha da bir sapıttı gibi. Yo
Yozlar. Ulan bir Joey yapamadık ha. Telefon görevlerinden. Sürekli cinayet işlememizi isteyen telefon görevleri yüzünden. Bakalım yine Esperanto güzel. Yine gidiyoruz bir Joey'ye doğru gidiyoruz. Bakalım gerçekten de Joey'ye doğru gidebilecek miyiz? Çünkü genelde Joey'ye doğru gitmeye çalışıyoruz da telefondaki adam bizi şey yapıyor. Benim silahım da yok ha. Silah şurada mıydı? Silahçı şurada mıydı acaba? Umarım haritada görünür. Silah yok muydu ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? 20 bin dolarım var abi. Tabanca bir şey alalım ya. O silahçının arkasında da bir yer vardı sanırım. Hatırlamıyorum. Onun silahçı neredeydi ya? Silahçı yok mu buralarda? Ey gazamız mübarek olsun. Silahımız yok. Araba sürerek halledeceğiz. Arabayla falan ezeriz artık. Çıkamıyor muyuz ya? Şimdilik çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz Serdar, yanlış yapıyorsun. Telefon? Yok, telefondaki adam vazgeçti. Yeterince hizmet etmişiz ona. O yüzden artık vazgeçti bizden. İş için 5 ile 21 saatleri arasında gelir. Allah kahretmesin seni. 21. 21 değildir o da. Eve gideceğiz baştan. 5'e kadar taksi sürecek halim olmadığı için. Silahlı buluruz yolda. Who knows? Anladım. Çok zarif bir şekilde sürüyorum gerçekten arabayı şu an. Ama keyif alıyorum ha. Muazzam da keyif alıyorum şu an arabayı bu şekilde sürmekten. İnanılmaz keyif alıyorum. Acaba gerçekten şimdi eve gidince şey olacak mı? Şu ara sokak. Bu değil miydi o ara sokak? Aynen deliveries. Buraya kesinlikle giremiyoruz. Yukarı çıktığımızda yukarıda da bir şey bulamamıştık değil mi? Anladım. Tamam, okey. Güzel. Ha 99 cana düştük ha. Anladım. 5'i geçecek şimdi gittiğimizde. Lan 5 ile 21 arasında gel diyor ya. Memur muyuz abi biz? Mesaimiz mi var gerçekten? Ne kadar insan öldürdük mü ya? Evet patlattık. Az önce yaptığımız görevlerin hepsi insan öldürmekti. Biz öldürmüyor olabiliriz. Doğrudan o şeyi biz yapmıyor olabiliriz ama. Net bir şekilde biz oraya götürdük. Öldürüleceğini bile bile. Hadi bakalım. Hadi inşallah bu sefer Joey'yi görebiliriz. Kendisi gerçek mi değil mi yoksa artık bizim bir hayal gücümüzün ürünü mü? Onu da bilmek çok zor. Ama hadi bakalım bir joy'imiz bir şeyimiz var gibi. Bu defa inandım yani bu defa olacak. Bambaşka bir yoldan giriyorum. Hiç yanlış bir yoldan gelmişim. Ne yaptım ben?
Umarım ulaşırız gideceğimiz yere çünkü. Ben farklı bir yol kullanayım derken benim azıcık kayboldum orada ama geldik. Sanayiye geldik yani. Sanayiye nereden görsek. Mike'ın son öğlen yemeği. In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Ferrelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect. Lips Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro, so steal his car and take it to 8 Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8 Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. But hurry up, he won't be in forever. Sen Forelli değilsin. Salvador Forelliler değil senin, başka bir şey. Anladım, 5 dakikamız var. Sürekli haritaya da bakmamız gerekiyor çünkü tam gitmemiz gereken yerin nerede olduğunu da bilmiyoruz. Yine Forelli'lerle baş başa kalacağız. Hadi bakalım. Onlar da daha sonra Vegas'a gelecek şey, affedersiniz. Ventura'sa gelecek zaten. Aa, burası. Her zamanki gibi. Anlaşıldı. Bir yapalım bakalım. Yine San Andreas'ta geldiğimiz yer. Forelli'nin arabasını buranın kuzeyinde iyi zikri anladım. Anladım. San Andreas'ta uçakla geldiğimiz yer. GTA 3'e geliyorduk ya. Yine oraya geldik. Ama GTA 3 karla kaplıydı o zaman. Yani güzeldi o. Keşke şimdi azıcık bir şeyler yapsalar ama. İşi gücü arabalara bomba koymak olan bir yere geldik sen. Şuraya mı geldim? Evet, yanlış yere geldim. Ama her türlü 4 dakikam vardı. 4 dakika içinde her türlü ulaşırım. İşte bu girişimcilik. Gerçekten bu girişimin bütün olayı arabalara bomba koymakmış. Arabayı Marco'nun tavernasının arkasına park et. St. Mark's Bistro. Oğlum! Arabayı hurduraya çeviriyorsun, tamir ettir. Ben bir şey yapmadım ya. Önümden geçtiler gerizekalılar ya. İş çıktı sadece iş çıktı şu an ya. Oha, bu ben yapmadım. Birileri şu an ortalığı birbirine karıştırıyor. Oh, kan izi de olacak. Hiç şüphelenmezler. Araba parça parça. Üzerinde ceset parçaları var. E binelim. Mafya işi zaten. Klasik mafya işi. Oğlum $1000 mı alıyor lan bunlar her defasında? Püş. Öldüğümde $1000 alıyor. Veriyorum ben yani. Oradaki denge azıcık değişikmiş. Öldüğümde $1000 veriyorum ben. Hastaneye öldüğümde, bak, hayatımı kaybettiğimde hastaneye $1000 veriyorum ki yaşamaya devam edeyim. Araba boyuyoruz $1000. Wow 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 wow, bebeğim, hayır 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 hayır. Doğrudan saldırıyorlar ha. Benim silaha ihtiyacım var ama. Oo oh, oo oh, okey, hazır şey yapacaktık. Arabadaki bombayı mı çalıştırayım? Ne yapacağız lan? Kaç 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 kaç. Aha. Gel bakayım sen bir bin. Aha. Patlayana kadar ye. Yedin hocam. Şimdi de patlayacaksın yani. Görev tamamlandı. $10,000. Güzel. Ulan o arabaya keşke şey yapmasaydı be.
Yok yok yok. Efendim hayır 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 hayır. Yok yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ya var mı lan öyle bir şey? Az öncekiler mafyacıydı değil mi? Bunlar mafyaydı. Sen mafyasın değil mi? Ha. Hiç gerek yok silahçıya münahçıya gitmekle ya. Hocam selam. Aynen aynen aynen. Ölsene lan. Ben kaçıyorum, ben kaçıyorum, ben kaçıyorum, ben kaçıyorum, ben kaçıyorum, ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum, ben kaçıyorum, ben kaçıyorum. Ben aldım, alacağımı aldım, ben kaçıyorum. Burada da bir yerde polis şeyi falan filan olacaktı, bir dakika. İstasyonlar bir şey olacak, ben yanlış yere geldim. Yine Joe'nun yanına geldim ben. Joey'nin yanına geldim, her ne altı artık ismi. Yani eve gideyim, eve gidince... Kaybederiz herhalde bir şey. Bence iyiyim ha. Ben silahımı aldım. Ama silah gerçekten az duruyormuş. Çünkü bir sürü şarjörü boşaltmamız gerekiyor üzerine. Bu herifler de iyi vuruyormuş. Çünkü 49 canım kaldı sadece. Aşağıdan gidebilir miyim? Peki. Buradan geçebiliyor muyuz? Aa evet geçebiliyoruz. Bu ne? Ben toplamda güzel. Gizli de değil böyle binanın içine koymuşsunuz. Binanın ortasına koymuşsunuz paketi. Gizli falan değil. Siz çok bilmiyorsunuz bence bu işi. İlk oyun olduğu için, ilk 3 boyutlu oyun olduğu için ben de size ilk 3 boyutlu mafyasınız. O yüzden tam bu işler nasıl işliyor? Ya böyle insanlar derken diye bir ses çıkıyor. İnanılmaz ya. Falan. İnşallah bir şey olur mu yani bir canım düzelir. Düzelmedi. Okay. Kayıt sadece gerçekten sadece kayıt yapıyor. Bir de azıcık zaman geçiyor. Az önce Who's Your Daddy diye bir ses geldi bir yerden. Okay, Joey'e diyeceğim. Joey'e doğru giderken polis şey yok. Güzel. Yolda hastaneyi görürsek çok hoş olur. Çok harika olur. Şu tarafta mıydı acaba hastane? Yok, Çin Mahallesi'ne gelmişiz. Çin Mahallesi'nde hastane olur mu? Yok, şurası hastane. Ah, mis gibi. Şuradan hemen şöyle alabiliyor muyuz? Yok. Oh mis gibi. Ulan bir yerde... Liste mi acaba? Buralarda bir yerde... Şey yok muydu ya? Zırh göstermişti oyun sanki. Bir yerde zırh vardı. Zırh var diye göstermişti sanki ama... Yok sanırım. Ne ola? Ne ola az önce? Taksi görevlerini yapmamıza gerek yok. Okay, ilginç. Az önce olanları çözmeye çalıştım kafamda çözemedim. Olmadı yani yetmedi. Beyin hücreleri yetmiyor onu halletmeye çalıştım. Ama okey çünkü zaten buraya geldik. Hadi bakalım Joey, Trenton. Ne? Başıma ne bela alacaksın acaba? Elveda Bodur Lee Chong. Anladım. Benim silah verecek misiniz? Çünkü birisini öldürecekmiş gibiyim. Chong is pushing spank for some new gang from Columbia or Colorado or something. I'm not really sure who needs details. Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. Aha. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If
you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. Sort yourself with a nine. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's Triad territory. Anladım. Ah, güzel. Okay, ammunition'da gösteriyorlar bize. Silahçıyı gösteriyorlar. Taksiyle gideceğim. Oraya müşteri bırakıyormuş gibi davranacağız. Bakalım şimdi bu yer neredeydi? Tam öğrenelim. Hastaneyi geçince, hastane ve polis istasyonunu geçince ileride solda kalıyor. Anladım. Hemen solda değil, hemen sonraki solda. Oğlum polislerle aranız bile kötü yani aranız ya. Yanlış yapmışım ben. Böyle yanlışlar yapılıyor, olsun. Arkada bir şey var falan diyordu genelde. Var mı hala? Arkada. Aha! Oho, hep tabanca oluyor burada, güzel. Şu an buradan bir silah almak istesem. Joey told me to tool you up, so go around the back of the shop. I left you a nine in the yard. Alalım. Hocam, lan. Oğlum çekil lan. Döverek şey yaptık ya gerçekten. Evet, nereye gitmek istemiştiniz efendim? Aa, Çin Mahallesi'ne mi? Tamam, hemen götürürüz. Çin Mahallesi bir şey değil. Hızlı götürelim diyorsunuz, anladım. Bir tehlike olursa hemen sizi güvene alayım istiyorsunuz, anladım. Nasıl güvene alırsam alayım fark etmez diyorsunuz. Anladım efendim, ben size hemen şey yapacağım. Güvene alacağım, siz hiç merak etmeyin. Müşteriyi getiriyoruz. Müşteriyi şey yaptık, şöyle... Müşteriyi içeriye girmemiz lazım. Elinde sopayla bekleyen kişiler var. Bir herifi öldüreceğiz, anladım. Param var mı hocam? Var. Teşekkürler, görüşürüz. Kendinize iyi bakın, ben eve gidiyorum. Eve gideceğim. Oo, kimi öldürdüm lan ben? Ohoho! Bir öldürdü, bir ben öldürdüm. Memur bey. Memur bey, insan dövüyorlar. Oha! Memur bey! Memur bey! Memur bey, ben masum bir vatandaşım. Dövün bunları lütfen. Wow! Oho, bir sürü kişi öldürülüyor şu an. Bana para çıkıyor ha. Aa, polisi dövüyorlar lan. Vatandaş koalisyon kurdu, polisi dövüyor. Memur bey, memur bey, memur bey. Aa, memur bey öldü lan. Memur bey. Vur, vurun bunu memur bey. Öldürün. Döv bunu, döv. Sen nasıl devletin memuruna vurursun ha? Şerefsiz seni. Sen o serseri, gangster, çeteci halinde demek. Memur dövüyorlar lan. GTA'nın geçtiği şehrin burası olmasına şaşmamalı. Silahı alayım. Teşekkürler memur bey. Siz kahramancı savaştınız. Çok da iyi savaşamadınız. Eve gidiyorum. İyi günler. Evet, bir takım bir şeyler yaptık. Buradan atlarız be. Oh! Oh, parçalaya parçalaya gittik ha. Kim tutar bizi? Ha. Parçalaya, parçalaya gittik ha.
Uff. Çok girfez var mı var? Okey tamam. Daha fazlasını kalbim kaldırmadı. Kaldırmıyor, olmuyor. İçimde belli duygular geliyor, şey oluyor. Bunu yapmamalısın diyen. Hadi bakalım, Mike'ın son öğlen yemeğinin üzerine bir Çinli'nin de son öğle yemeğini verdik. O da öğle yemeği dağıtırken. Evet. Dostlarım, teşekkür ederim GTA 3'ün ikinci bölümüyle de benimle birlikte olduğunuz için. GTA 3'ü çok sevdiğiniz gibi görünüyor. Ne yazık ki şu an frame limiter'la oynuyoruz. Bakalım ne işler nasıl olacak, nasıl gidecek. Frame limiter çok gözünüze batarsa söyleyin ama yani diğer türlü zaten hiç oynanmıyor. O yüzden kendi içinizde bir karar vermek zorunda kalacaksınız gibi. Açıklamalarda bir takım başlıklar bulabilirsiniz. Çok ilginizi çekecek, seveceğiniz yapıyor olduğumuz korku oyunu da dahil, buna yazdığım korku hikayeleri dahil. Instagram, Twitter sayfalarımız, Discord sunucumuz da dahil, bir sürü güzel şeyler de var orada. Bana ulaşmak için de Instagram ve Twitter'ı kullanabilirsiniz. Discord sunucumuzda da güzel muhabbetlerimiz var. Oraya da bakabilirsiniz. Evet, yorumlarınızı ve beğenileriniz için baştan teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte huzurlu, mutlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bye bye.